Herkese selam arkadaşlar. Ben Şeyma Nur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda yapmış olduğum kozmetik alışverişimi paylaşacağım. Şimdiden keyifli seyirler. İlk olarak Sephora poşetiyle başlamak istiyorum. İlk olarak Vasiya markasının Charcoal Pore Filling'inden bahsedeceğim. Bu ürünü kullanıp deneyimlediğim için ilk bundan başlamak istedim. Adından da anlayacağım üzere bu bir kömür maskesi. Kullanılması aşırı eğlenceli bir ürün çünkü içerisinde iki renk bulunuyor, beyaz ve siyah. Birlikte karıştırdığınız zaman griye dönüşüyor. Yapısı aynı Origins'in kömür maskesine benziyor. Aynı şekilde kremsi bir ürün bu da. Verdiği vaat ise gözeneklerinizi biraz daha küçültmek ve derinlemesine temizlemek. Gözenekleri temizleme etkisine katılıyorum ama küçültme etkisine katılmıyorum. Çok kremsi olduğu için hassas ve kuru ciltlerde çok rahatlıkla kullanabilir bu ürünü. Cildinizi hiçbir şekilde kurutmuyor. Hani böyle kil kömür maskeleri vardır ya, cildinize aşırı şekilde gerer. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bu ürünü gayet sevdim. Kullanmaya devam edeceğim. Şimdi anlatacağım ürünün Sephora'dan testlerini vermişlerdi bana ve ben onu bayılarak kullandım. O yüzden gittim büyük boyunu aldım. You to the People markasının Superfood Cleanser isimli bu jel temizleyicisi. Paketin içerisinden şu şekilde temizleyicisi ve pompası ayrı şekilde çıkıyor. Ayrıca şişesi de cam. İçerisinde kale, yeşil çay ve ıspanak vitaminleri bulunuyor. Gerçekten sonuna kadar fiyatını hak eden çok iyi bir jel temizleyici. Eğer cildiniz kuruysa jel temizleyicilerin sizin cildinizi biraz daha kuruttuğunu düşünebilirsiniz. Ama bu asla öyle bir şey yapmıyor. Cildimi hiç kurutmuyor. Hiçbir şekilde irite etmedi. Cildinizin pH dengesini bozmadan çok güzel bir şekilde kirden arındıran bir ürün. Eğer gerçekten iyi, temiz içerikli bir yüz temizleme jeli arıyorsanız mutlaka bakmanızı öneririm. Şimdi Sephora'dan aldığım saç ürünlerine geçiyorum. Bumble & Bumble'ın Firm Hold Hair Spray'ini aldım. Bu çok güzel tutucu bir spray. Bunu Musa ve ben ortak olarak kullanıyoruz. O da saçlarını topladığı için yukarıdan, buralardan böyle küçük saçları çıkabiliyor bazen. Kremle yatıştırdıktan sonra üzerine bunu sıkıyor ve gerçekten tüm gün o saç orada kalıyor. Ben de çok severek kullanıyorum topuz yaptığım zamanlarda. Yine bir saç ürünüyle devam ediyorum. Briogeo markasının bu küçük setini aldım. Bu markayla şöyle bir nefret aşk ilişkimiz var. Bu markadan ilk denediğim ürün nemlendirici bir saç spreyiydi ve ben onu hiç beğenmedim. Daha uygun fiyata aynı işlemi gören çok güzel spreyler var gerçekten. Fakat sonra bir ürünü denedim. Böyle sprey formda bir saç maskesi. İhtiyacım olan şey buymuş sanırım. Çok güzel bir ürün. Duştan çıktıktan sonra saçlarınızın ucuna sıkıyorsunuz ve o bütün kabarıklı o frizzy görüntüyü tamamen alıyor. Gerçekten çok severek kullanıyorum onu şu an. O yüzden bu markanın diğer ürünlerine de bir şans vermek istedim. Sephora'da da yılbaşı setleri artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu seti de görünce hemen almak istedim. Bu setin içerisinde de iki tane çok meşhur ürünü var. Bir tanesi Don't Despair Repair isimli saç maskesi. Bu iki ürünü de daha denemedim. İkisini de merak ediyorum açıkçası. İkincisi de Scalp Revival isimli şampuanı. Bu şampuan saçlarınıza peeling etkisi veren bir şampuan. O yüzden saçı çok güzel kirden arındırdığını söylüyorlar. Bunu da çok merak ediyorum. Gelelim makyaj ürünlerine. Too Faced markasından iki tane koleksiyon ürünü aldım. Too Faced'in Unicorn koleksiyonundan bu ürünler. Aslında hiç bu koleksiyona böyle bir yükselmemiştim ilk çıktığı zaman. Geçen sene çıktı sanırım, çok emin değilim. Artık koleksiyon bitti kalktığı için indirime sokmuşlar. İndirimde olduğu için aldım bunları, denemek istedim açıkçası. Paketlemesi gerçekten çok güzel bir ürün. İçerisini açtığınızda hele şurada küçük bir unicorn var. Çok tatlı gerçekten. Denemek için sabırsızlanıyorum bu ürünü. Aynı koleksiyondan ikinci aldığım ürün ise Mystical Effects Highlighting Stick isimli ürün. Yani bir aydınlatıcı stick. Bunun da paketlemesi çok güzel. Yakın çekimi zaten ekleyeceğim. Stick'i böyle tamamen açtığınız zaman tam bir unicorn boynuzuna benziyor. Gerçekten aşırı tatlı bir ürün. It Cosmetics'in Superhero isimli bu maskarasını aldım. Aşırı övülen bir maskara. Bakalım gerçekten o övgüleri hak ediyor mu? Sonrasında Kat Von D'nin bu Mat Liquid rujlarından aldım. Ben bu ruj serisini daha önce hiç denemedim. Seride çok güzel nude renkler vardı. Fakat böyle artık sonbahara girdik, kış geliyor vesaire. O yüzden koyu bir renk almak istedim. Böyle çikolata kahve tonlarda bir renk aldım. Böyle bir numune çantası verdiler. Çantayı gerçekten çok sevdim. Muhtemelen yeni makyaj çantam kendisi olacak. İçerisinde de böyle küçük numuneler var işte. Temizleme jeli, parfüm sample'ları gibi. Victoria's Secret'tan da bir alışverişim oldu. Bu vücut kremlerinin vanilyalı olanını aldım. Vanilya kokusunu kışa gerçekten çok yakıştırıyorum. O yüzden bunu seçtim. Şuradaki jelatinle hatta birlikte koparalım. Victoria's Secret'ın ben vücut losyonlarını beğeniyorum. Böyle pompalı olanlardan da kullanıyorum. Eğer vanilya kokularını siz de ben gibi çok seviyorsanız mutlaka bakmanızı öneririm bu ürüne.
The Body Shop markasından da duşlerimi yedekledim. Ben The Body Shop'un duş jellerini ve vücut peelinglerini gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu da güllü olanı. Şu an banyomda bir tane daha güllü var. Gül kokusunu da çok seviyorum. Bittikçe alıp yedekleyeceğim ürünlerden kendisi. Cetaphil markasının bir nemlendirici kremini aldım ama keşke Simple'ınkini alsaydım diyorum. Çünkü şu an Türkiye'ye gelmiş bulunmakta. Ve bu ürün Türkiye'de olmadığı için size öneremeyeceğim. Cilt kuruluğuma çok iyi gelen bir krem oldu kendisi. Da beni hayal kırıklığına uğratan bir ürünle devam ediyoruz. Yes Do markasının bu nemlendirici makyaj temizleme suyu. Hindistan cevizi içeriyormuş. Ürünle alakalı tek sevdiğim şey ambalajı, böyle pompalı yapıda. Onun dışında makyajı güzelce çıkartamıyor bence. Biraz uğraş gerektiriyor. Şöyle şu kadar kullanmışım ama nasıl kullanmışım? Gelin bir de bana sorun. Bir pamukla temizleyebileceğiniz yeri size 3 pamukla temizletiyor. O yüzden tekrar almayacağım bir ürün. Tekrar bir set ürünüyle devam ediyorum. Batiste'in bu kuru şampuanını aldım. Bu Divine Dark olanı. Yani koyu renkli saçlar için. İşte tereddütte kalmıştım. Acaba dedim çok mu koyu olur ya da orijinali kadar iyi midir diye küçük boyunu aldım önce denemek için. Sonra gerçekten çok beğendim ve gittim büyük boyunu aldım. Şu an en sevdiğim kuru şampuan kendisi. Eğer sizin de saçınız koyu renkse, diğer kuru şampuanlar böyle beyaz beyaz pul pul görüntü bırakıyorsa mutlaka bakmanızı öneririm bu ürünü. Revlon markasından 3 tane tırnak ürünü aldım. İlki bu Quick Dry Base Cut isimli ürünüm. Yani ojenizin en alt tabakasına sürdüğünüz ürün. Koyu renk ojeleri tırnağınızdan çıkardığınızda o farkı görüyorsunuzdur. Biraz daha tırnaklarınız daha mat, daha hatta sarı bile olabiliyor bazen. Onu önlemek adına güzel bir adım attığımı düşünüyorum. İki tane de oje aldım. İkisinin de rengine bayıldım. Bir tanesi 165 numara romantik rengi. Diğeri ise 933 numara chameleon isimli rengi. Bu romantik olan çok güzel, kirli, nude bir pembe. İkisini de daha denemedim. Kalıcılıkları nasıl olur bilmiyorum. Ama renklerine gerçekten bayıldım. Diğeri ise böyle yeşil, sarı, kahve yansımalı. Çok güzel bir renk bu da. Revlon'dan ilk defa oje kullanacağım. Ve şişelerini çok beğendim açıkçası. Böyle çok düz, sade. Ama şık duruyorlar bence. Rimmel London markasının Magnifies Blush Edition isimli bu far paletini aldım. İçerisindeki renkler böyle pembe, toprak tonlarında renkler. Paletin kötü yanlarından bir tanesi içerisinde sadece tek bir tane mat rengin olması ve şu baştaki neredeyse 1, 2, 3, 4, 5 şu baştaki 5 sıranın da çok açık renkler olması. Yine ilk izlenimler videomda deneyip fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Sonra L'Oreal'dan bir maskara aldım. Maskaranın adı Superstar X Fiber. Yine bir tarafı baz, diğer tarafı maskara olan ürünlerden. Bunun böyle siyah beyaz paketli olanını kullanmıştım. Onu gayet beğenmiştim. Bakalım bu nasıl? Maybelline'in bu 24 saat kalıcı Superstay isimli fondötenini aldım. Ben 312 Golden Door rengini almışım. Bu fondötenin çok kapatıcı ve kalıcı olduğunu söylüyor herkes. Ben de denemek istedim. Herkesin çok çok konuştuğu ama benim biraz geç kaldığım Maybelline'in Age Rewind isimli bu concealer'ını aldım. Kendisinden çok ümitliyim. Muhtemelen çok güzel bir concealer. Sand Sable isimli rengini almışım. Yine ilk izlenimler videomda deneyeceğim bu ürünü de. Son 3 ürüne geldik. Üçü de dudak ürünü. İlk önce şu dudak kalemiyle başlayayım. Rimmel London markasının Exaggerate isimli dudak kalemini aldım. 18 Addiction isimli rengi. Ben böyle sürgülü mü deniyor buna? Hani çevirdiğiniz zaman ürün çıkıyor. Neyse işte bu ambalajda olan dudak kalemlerini çok seviyorum. Çünkü aynı zamanda ruj olarak da çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Diğer o tahta içinde gelenlere nazaran bir tık daha yumuşak oldukları için daha kolay sürülüyor. Şu şekilde pembe gül kurusu tonlarında güzel bir dudak kalemi. Ve Tom Ford'un rujlarını gerçekten başarılı buluyorum açıkçası fiyat performans açısından. O yüzden gittim bir rengini daha aldım. Böyle sonbahar geldiği için kahve tonlarına daha çok yönelmiş durumdayım. Bendeki numarası 914C. Rengi çok güzel duruyor. Böyle gül kurusuyla kahve arasında bir ton. Üçüncü dudak ürünümüz ise NYX'in Butter Gloss Intense serisinden. Cookie Butter isimli bu lip gloss'u. Ben bu Butter Gloss serisini çok seviyorum. Bende tiramisu rengi var yanlış hatırlamıyorsam. Ama gerçekten çok güzel bir lip gloss. Bu da Butter Gloss fakat Intense serisinden. Rengini bayağı veriyor böyle. Bayağı opak. Videonun sonuna geldik. Hava biraz karardı. Işık gittiyse kusura bakmayın. Güneş ışığında çekim yapıyorum çünkü. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.